Arkadaşlar tekrardan eğitimimize hoş geldiniz. Bu bölümde çekme deneyini sizlerle birlikte işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi bizler malzeme deneylerinde malzemelerin çok önemli olan mekanik özelliklerini belirliyorduk. Buna bağlı olarak da mekanik özelliklerini çekme deneyi, basma deneyi, sertlik deneyi gibi deneylerle belirleyeceğimizi söylemiştik. Arkadaşlar burada çekme deneyinde elde ettiğimiz, çekme deneyi sonucunda elde ettiğimiz mekanik özellikler bizim mühendislik tasarımında, analizinde ya da Ar-Ge sürecinde, Ür-Ge sürecinde en önemli mekanik özelliklerden biridir. Yani burada biz mekanik özellik olarak baktığımızda çekme dayanımı, akma dayanımı, tokluk, süneklik gibi kavramların üzerinde duracağız. Bu da mühendislik tasarımında dediğimiz gibi bir mühendis için olmazsa olmaz mekanik özelliklerdir. Bu bağlamda baktığımızda çekme deneyi tüm mühendislik disiplinlerinde kendine yer bulmuştur. Elektrik elektronik mühendisliğinden aslında uçak mühendisliğine, uçak mühendisliğinden makine mühendisliğine kadar birçok alanda çekme deneyi çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Çekme deneyi haliyle bu kadar kapsamlı olunca da bizim deneylerde işleyeceğimiz, sizin kafanızı karıştıran ve içeriğinde en çok konu bulunan deneylerden biridir. O manada baktığımızda gerçekten çekme deneyi dikkatli dinlemenizi, kendiniz de araştırma yapmanızı ve aslında not alarak, düşünerek, praktize ederek yapmanızı gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Böyle yaptıktan sonra çekme deneyiyle ilgili hiçbir kuşkunuz kalmayacak. Zaten sektörden, endüstriden de birçok bilgiyle birlikte buradaki çekme deneyini süslendirmiş olacağız bizler. İlk videomuzda yani bu videomuzda çekme deneyi nedir sorusuna bir yanıt arayacağız. Çekme deneyini çok iyi bilenler videoyu atlayabilir ama benim tavsiyem atlamamanız. Çünkü sizler için yani çok iyi bilseniz bile içerisinde çok kritik noktaları anlatacağım bu videoda. Daha sonraki videolarda genel olarak çekme deneyinin biraz daha içine gireceğiz. Gerilimi işleyeceğiz. Elastik şekil değiştirme, plastik şekil değiştirme gibi. Daha sonra bu çekme deneyi sonucunda oluşan, biraz önce burada çekme deneyi gördük. Yani numune şu çeneler arasında sıkıştırılıyor. Sonra kopana kadar çekiliyor. Aslında basit bir sistem. Sonra Excel formatında bu da burada gördüğünüz tabloya yansıtılıyor. Bu tabloda yapılan incelemelerde bizler işte tokluk, akma noktası, akma dayanımı, çekme dayanımı, maksimum çekme noktası gibi değerlere ulaşabiliyoruz diyelim. O zaman hiç vakit kaybetmeden daha fazla çekme deneyi nedir sorusuyla eğitimimize başlayalım. Arkadaşlar çekme deneyi nedir dediğimizde aslına bakarsanız herkesin bir fikri vardır. Yani adından da anlaşılıyor. Yani çekerek yaptığımız bir deney. Ama bunu mühendislik açısından biraz daha ayrıntılı açıklamamız lazım. Bildiğiniz gibi biz her şeyi teknik verilere yansıtarak yapan kişileriz. O doğrultuda zaten mühendisleriz. Bir açıklama verecek olursak tanım. Çekme deneyi metalik ve metalik olmayan malzemelerin statik yükleme koşulları altında mekanik özellikleri belirlemek amacıyla yapılan deneydir. Dediğimiz gibi burada önemli olan statik yükleme. Bir önceki videoda bizler ne demiştik? Deneyleri, malzeme deneylerini statik yükleme altında ya da dinamik yükleme altında yapıyorduk. Bunun sebebi de biz uygulamada aslında bakarsanız kullandığımız malzemelerin hem statik yüklemelere maruz kalması hem de dinamik yüklemelere maruz kalması. Bu doğrultuda iki yükleme çeşidinde bizler deneylerle önceden tasvip etmemiz gerekiyor. Statik yükleme neydi? Zamanla kuvvet değişmiyorsa yani şu an bir koltukta oturuyorsanız koltuğa sürekli aynı kütleyi uyguluyorsunuz, aynı kuvveti uyguluyorsunuz. Buradaki çekme deneyi de yani numunemizi, test parçamızı çekerken sürekli sabit bir kuvvette çektiğimiz için statik yükleme koşulları altında yapılan mekanik özellikleri belirlemek amacıyla yapılan deneydir. Çok rahatlıkla diyebiliyoruz. Burada gördüğümüz bir başka kritik nokta ise çekme deneyiyle ilgili metalik ve metalik olmayan malzemelerde uygulanması. Yani polimerde de uygulanabilir, metalde de uygulanabilir, kompozitte de uygulanabilir, alaşımda da uygulanabilir. Bu uygulama alanı zaten çok geniş olduğu için birçok endüstriye, birçok mühendislik disiplinine yayılmıştır. Ama şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Çekme deneyiyle genel olarak seramiklerin mekanik özellikleri belirlenmez. Yani çekme deneyinde seramikler incelenemez. İncelenmesi de tavsiye edilmez. Bunun neden olduğunu
Birazdan sizlere ayrıntılı bir şekilde açıklamış olacağım zaten. Arkadaşlar, baktığımızda çekme deneyi en yaygın olarak kullanılan tahribatlı malzeme muayene yöntemidir. Bildiğiniz gibi bizim malzeme deneyleri tahribatlı oluyordu. Çekme deneyi de haliyle tahribatlı bu muayene. Yani malzemeyi çektikten sonra kopana kadar malzemeyi çektiğimiz için malzeme de koptuğu için kullanılabilirliği ciddi oranda etkileniyor. Yani çekme deneyinden sonra biz artık malzemeyi bir daha kullanamıyoruz. O yüzden baktığımızda bir bütün malzemeyi değil de çekme deneyi yapmak için sadece numuneler kullanıyoruz. Yani çok büyük bir parça üretmişsinizdir. Oradan aldığımız numunelerle birlikte çekme deneyi yapıp bütün malzemeleri bu sonuçları yayıyoruz. Çünkü bütün malzemeyi biz çekme deneyi yapsaydık numune olmadan bütün malzemeyi o malzeme tahribat olacağı için tahribatlı bir muayene olacağı için malzeme kullanılamayacaktı. Ama bundan sonraki bölümde bizler tahribatsız muayeneyi göreceğiz. Tahribatsız muayenede malzeme bütünsel olarak bir deneye, muayeneye maruz bırakılsa bile tahribatsız olduğu için malzemenin kullanılabilirliği etkilenmiyor. Bunu da anlamlandırdıktan sonra arkadaşlar size şu soruyu rahatlıkla sorabilirim. Çekme deneyi neden en yaygın olarak kullanılan deneyler arasında giriyor? Çekme deneyi neden bu kadar fazla endüstriye yayılmış durumda? Tamam, bir sebebi metalik ve metalik olmayan malzemelerden yapılması. Peki başka bir sebep var mı? Evet arkadaşlar, başka bir çok kritik sebep vardır. Ve mühendislik açısından da bu kritik sebep çok ciddi oranda önemlidir. Baktığımızda elde edilen mekanik özellikler, yani çekme deneyi yaptıktan sonra bizim biraz önce gördüğümüz tablodan elde ettiğimiz mekanik özellikler mühendislik hesaplarında doğrudan kullanılabiliyor. Bu çok ciddi öneme sahip. Yani özellikle aranızda makine mühendisleri varsa ya da makine elemanları mukavemet dersi alanlar varsa orada bizler çekme gerilmesi olabilir, atma noktası olabilir, çekme dayanımı olabilir gibi değerlerle direktman aslına bakarsanız mühendislik hesaplamaları ve tasarımlar yaparız. Bu doğrultuda yani çekme deneyiyle elde edilen mekanik özellikler direkt olarak hiçbir değişime uğramadan tablolar halinde mühendislik hesaplarında kullanıldığı için hiçbir değişmeye maruz bırakılmadan çekme deneyi çok kritik bir öneme sahiptir. Rahatlıkla diyebiliyoruz. Peki arkadaşlar, çekme deneyi başka ne için yapılır? Bir, mekanik özellikleri belirlemek amacıyla bütün malzeme deneylerinde olduğu gibi çekme deneyi de yapılabiliyor. Peki çekme deneyi dediğimiz gibi başka hangi amaçlarla kullanılabilir? Aslında burada birazdan sayacağımız bütün maddeler diğer deneyler içinde ortaktır. Yani diğer deneylerde çekme deneyi gibi, basma deneyi gibi, sertlik deneyi gibi, tokluk deneyi gibi deneylerde buradaki maddeleri etkinleştirmek için yapılabilir. Arkadaşlar onlara baktığımızda yani çekme deneyi neden yapılır sorusunun cevabı buradaki maddelerde aslında gizlidir. İlk olarak çeşitli mühendislik uygulamalarında malzeme seçiminde çekme deneyi yapılabiliyor. Yani bir tasarım yapmışsınızdır. Elinizde bir tasarım vardır. Bildiğiniz gibi tasarımda biz neler arıyoruz? Performans arıyoruz. Performansta da mekanik özellikleri arıyoruz. Yani tasarım yaptığınız ortamdaki çekme gerilmesi ne? Atman gerilmesi ne? Bunlar malzemeden aradığınız performanslar bu arada. Ya da tokluk değerine, malzemenin sertlik deneyi değeri ne gibi değerleri mühendislik hesaplamalarıyla sadece tablo üzerinde belirlediniz. Elinizde hiçbir malzeme yok. Bu doğrultuda ne yapacaksınız? Çeşitli malzemelerin bu mekanik özellikleri karşılayıp karşılamadığınızı belirlemeniz gerekiyor ki tasarımınız bir bütünsel olarak artık faaliyete geçebilsin. Bu doğrultuda elinize aldığınız numuneleri, çeşitli malzeme numunelerini çekme deneyiyle birlikte çeşitli istediğiniz mekanik özellikleri belirleyebiliyorsunuz. Bu doğrultuda çekme deneyinin ilk ve kritik kullanım alanı malzeme seçiminde kullanılmasıdır. Yani bir tasarımınız var dediğiniz gibi o tasarımda mekanik özellikler bekliyorsunuz. Çekme deneyi sonucunda da numunelerin mekanik özellikleri sizin tasarımınızla örtüşüyorsa oradaki numuneyi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz diyebiliyoruz. Arkadaşlar bir başka kritik kullanım alanı ise ikinci olan malzemenin gerekli kalite standartlarının kontrolünde. Burada iki çeşit kontrol olabilir. Şöyle söyleyelim, bir tane fabrikada
sürekli bir ürün çıkıyordur. Mesela galvanizli çelik yapıyorsunuz ya da normal bir nervürlü demir gibi, çelik gibi bir malzeme yapıyorsunuz. İnşaat demiri, yapı demiri yapıyorsunuz. Buradaki demirlerin ya da seramik ya da seramik değildir de ya da kompozit bir malzeme yapıyorsunuz. Buradaki malzemelerin sürekli bir kalite standartı olması gerekiyor. Yani banttan iren, üretilen bir ürünün kalitesi çok iyiyken bir sonraki ürünü, bir hafta sonra ya da bir gün sonra ya da bir dakika sonra çıkacak ürünün kalitesi ondan düşük olamaz. Sürekli bir kalite standartı olması gerekiyor. Bu bağlamda da kalitenin içerisinde bizim dediğimiz gibi mekanik özellikler de var. Yani banttan iren, ürettiğiniz ürünün mekanik özellikleri sürekli benzeşmesi gerekiyor. Aynı mekanik özellikler çıkması gerekiyor. Farklı bir mekanik özellik çıkarsa kalite standartınız düşer. Bir sattığınız ürünün mekanik özelliği çok iyiken arkadan satılan bir ürünün mekanik özelliği ona kıyasla çok düşük olursa gerçekten fabrikanın verimliliği ve dışarıya dönük aslında tepkiler de çığ gibi büyür. Bu bağlamda bir malzemenin banttan indikten sonra çekme deneyiyle üretilen ürünlerin çeşitli sürelerde, aşamalarda çekme deneyiyle birlikte mekanik özelliklerin kalite standartlarına uyup uymadığı belirlenir. Yani ürettiğiniz ürünün bir kalite standartı vardır. Tablolanmış ve raporlanmış, belgelenmiş bir kalite standartı vardır. Ve ürettiğiniz ürünle çekme deneyiyle birlikte dediğimiz gibi o kalite standartına uyup uymadığı numunelerle birlikte belirlenir. Onay verdikten sonra oradaki ürün satışa çıkabilir. Diğer testleri de yaptıktan sonra. Bu dediğimiz gibi çekme deneyi için de geçerlidir ya da diğer deneyler için de geçerlidir. Bu ürettiğiniz bir ürünün kalite standartlarına uyup uymamasıdır. Bir de şöyle bir kalite standartı var. Siz farklı bir fabrikada çalışan mühendissiniz ya da üretici bir firmasınız. Siz bir tasarım yaptınız, ürün üretiyorsunuz. Fabrikada mı ürettiğiniz ürünler bellidir. Yani o tasarımın belki de bir arabanın mesela tekerleği başka bir yerde üretiliyor. Ya da baktığımızda direksiyonu, kılıfı, koltuğu belki de başka bir yerde üretiliyor. Jantları başka bir yerde üretiliyor. Ve bir yerde toplanıyor. Bu toplandığı yerde bir kalite standartı vardır. Yani araba tasarlandığında zaten bu kalite standartları belirlenir. Ve üretici firmalardan, yani jantı üreten firmadan, tekerleği üreten firmadan toplanan ürünler sizin yere geldiğinde, yani toplama birimine geldiğinde, montaj birimine geldiğinde kalite standartlarına uyması gerekiyor. Bakın, ürünleri siz üretmediniz, lastiği siz üretmediniz, sizin sadece kalite standartınız var. Siz şunu diyebilirsiniz: benim kalite standartım buydu, benim kalite standartımdan düşük bir ürün üretmişsiniz ve onu iade edebilirsiniz. Bu da kalite standartlarına uyup uymamasının kontrolünde ikinci yöntem. Yani bir ürünü üretip satarken kalite kontrolü ya da ürünü alırken kalite kontrolü yaparak çekme deneyi ya da diğer deneyler kullanılabiliyor. Bu da ikinci ve kritik bir madde. Üçüncü olarak da farklı malzemelerin kıyaslanmasında. Şöyle söyleyelim, mesela çelik üreticisiniz, değil mi? Çelik ya da farklı sektörlerden de olabilir. Ben böyle bir örnek vermeyi şu an tercih ettim. Çelik üreticisiniz ve demire karbon katılarak çelik üretiyorsunuz farklı aşamalardan geçerek. Demirin içerisindeki karbon oranını değiştirerek ve buna numunelere çekme deneyi yaparak buradaki malzemeleri kıyaslayabilirsiniz. Yani demirin içerisine yüzde, tamamen sallıyorum şu an, tamamen uyduruyorum, %5'lik karbon attığımızda mekanik özellikler atma noktası daha da arttı. Ya da çekme deneyi sonucunda elde ettiğimiz veriler yani. Ya da çekme deneyi, bizim demirin içerisine elde ettiğimiz, entegre ettiğimiz karbon %10'a çıktığında bizim mukavemet değerlerimiz farklılaştı. Yani malzemelerin kıyaslanmasında, içeriğini değiştirerek ya da farklı etmenlerle malzemelerin kıyaslanmasında buradaki çekme deneyi ve diğer deneyler dediğimiz gibi yine gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. Üçüncü ve dördüncü olarak yeni malzeme ve proseslerin geliştirilmesinde çekme deneyi ve diğer deneylerin kullanılması. Şöyle bir örnek verelim. Savunma sanayi firmasında çalışıyorsunuz ve çok farklı bir kompozit malzeme üzerinde çalışıyorsunuz. Dediğimiz gibi kompozit malzemeler sonsuz özellikle olabiliyordu. Unuttuysanız kompozit malzeme videomuza gitmeniz de çok şiddetli bir tavsiye vardır. Onu da söylemek istiyorum. Hem de tekrar etmiş olursunuz. Yani içerisine eklediğimiz matris fazda, takviye elemanına göre ya da içerisindeki liflerin yönüne bağlı olarak bile baktığımızda sonsuz özellikli kompozit malzemeler üretebiliyorduk bizler. Ve savunma sanayi firmasında yaptığınız ARGE ve üretim geliştirme çalışmalarında çok farklı bir kompozit malzeme ürettiniz. Peki
Bu kompozit malzemelerin siz mekanik özelliklerini belirlerken ne yapacaksınız? Tabii çekme deneyi, basma deneyi gibi deneyler yapacaksınız. Yani yeni malzeme ve proseslerin geliştirilmesinde ne yapabiliyoruz? Çekme deneyi yapabiliyoruz. Bu da aslında yeni bir malzemenin geliştirilmesi de yani proses, yapı, özellik, performans gibi yeni bir malzemenin geliştirilmesini de bildiğimiz gibi malzeme biliminin alanına giriyordu. Yani burada yaptığımız işlem birinci üniteden yapı, performans, proses ünitesinden videomuzdan hatırladığınız gibi yaptığımız işlem malzeme bilimiydi. Bunları da söylüyorum ki biraz uzaklaştık konulardan, çok geride kaldı. Hem de hatırlatmak amacıyla güzel oluyor diye düşünüyorum. Son olarak da arkadaşlar çekme deneyini yapmamızın bir diğer nedeni de servis koşullarında malzemelerin davranışının önceden sezilmesi. Siz ürünü ürettiniz, tamam, çok güzel. Peki bu ürün kullanacağı yerde tam performans verecek mi? Oradaki ortama uygun mu? Oradaki kullanılacağı yerde acaba doğru bir tercih mi diye önceden daha üretim bandındayken sizin bu malzemeyi test etmeniz gerekiyor. Burada da yine servis koşullarına gitmeden yani kullanıldığı alana gitmeden önce malzemenin mekanik özelliklerine bakmada acaba bir iyileştirme yapabilir miyiz? Acaba bir özelliği daha çok arttırabilir miyiz diye yine çekme deneyi ve diğer deneyler çok rahatlıkla yapılabiliyor. Evet arkadaşlar, beşinci olarak da bunu sayabiliriz. Burada anlattıklarımız bizim dediğimiz gibi çekme deneyi ve diğer deneylerde geçerliydi. Yani bu deneyleri aslında neden yaptığımız sorusunu kabataslak olsa bir cevabıydı. İsterseniz arkadaşlar şimdilik bunları öğrendikten sonra sizlerle birlikte bir çekme deneyi makinesini yakından tanıyalım ve aslında çekme deneyinin nasıl yapıldığını böyle ilk başta ilk videoda ayrıntılı olmadan sizlere aktaralım. Arkadaşlar burada bizler bir çekme deneyi makinesi görüyoruz. Tabi burada gördüğümüz çekme deneyi makinesi tek boyutta değil. Yani insanın kat ve kat büyük çekme makineleri olduğu gibi masanın üzerine koyulan bir küçük çapta çekme makineleri de olabiliyor. Bu tamamen sektöre bağlı olarak ya da hangi test parçasını muayene ettiğinize bağlı olarak değişen bir şey. Yani bütün sektörlerde aynı makine kullanılıyor diye bir şey yoktur. Arkadaşlar buradaki makineye baktığımızda makinenin genel çalışma sistematiği budur. Burada gördüğümüz arada bir numune vardır. Şurada gördüğümüz bizim numune. Ve şurada gördüğümüz iki tane çene vardır. Aşağıdaki sabit çene, yukarıdaki de hareketli çene dediğimiz yapı ve dediğimiz gibi şu arada da bizim numunemiz vardır. Bu numunenin çeşitli kalite standartları vardır. Onları size şimdilik anlatacağım. Buraya araya koyduğumuz numune, şurada yatay blok yani travers dediğimiz yapıyla birlikte yukarıya doğru hareket ettirilir. Yani çekilir de diyebiliriz. Yani buradaki hidrolik sistemlerle birlikte travers dediğimiz yapı yukarıya doğru kalktığında gördüğümüz gibi tek eksenli bir yükleme var. Tek eksenli yükleme dediğimiz yani sadece Y ekseninde bir yükleme var. Travers dediğimiz yapı hidrolik sistemlerle birlikte yukarıya doğru hareket ettiğinde bizim hareketli çenemiz de traverse bağlı olduğu için yukarı doğru hareket edecek. Burada gördüğünüz gibi bu hareket sabit bir anda sabit bir kuvvette olduğu için zaten sabit bu yükleme dememizin amacı da budur. Peki bu kuvvet ne kadar zamana kadar uygulanacak diye bir soru varsa bu kuvvet buradaki iş parçamız numunemiz kopana kadar uygulanacak. Koptuktan sonra da anlık olarak zaten bu çekmede kuvvetle birlikte boyca uzama bizim Excel tablosu olarak bilgisayara aktarılıyor. Daha sonra da kuvvetle birlikte uzama grafiği elde edildikten sonra biz buradaki verilere bakarak aslında buradaki numunemizin mekanik özelliklerini belirlemiş oluyoruz. Dediğimiz gibi buradaki numunemiz yani iş parçamız bizim şu şekilde karşımıza çıkabiliyor. Yuvarlak kesitli de olabiliyor. Burada gördüğümüz gibi dikdörtgen kesitli de olabiliyor. Burada dikkat etmeniz gereken ve hep geçerli olan bir nokta ise burada gördüğünüz gibi kalından inceye doğru gitmesi. Buradaki yuvarlak kesitli de olsa kalından inceye doğru hareket ediyor. Neden arkadaşlar? Çünkü buradaki kalın kısımlar bizim çenelerimize bağlanan kısımlarken ince kısımlar aslına bakarsanız uzamanın olduğu kısımlardır. Neden? Çünkü burada kesit alanı daha dar olduğu için buradaki gerilim daha fazla olacak. Gerilim daha fazla olduğu için boyca uzama burada daha fazla olacak. Yani bizim deney sonucumuz daha kritik bir öneme, daha doğru bir şekilde karşımıza çıkacak diyebiliyoruz. Buradaki travers dediğimiz yapının ne kadar kuvvet uyguladığı yapıya yük hücresi tarafından belirlenebiliyor. Yani bizim
Buradaki numunemize sabit bir hızda bizim buradaki travers dediğimiz yani yatay bloğumuz, hareketli çenemiz yukarı kalkarken kuvvetimiz ekranda anlık olarak saniye saniye, onu tabii ayarlayabiliyorsunuz, saniye saniye, salise salise bilgisayar ekranına düşüyor. Ama bizim grafik yapmamız için elde etmemiz bir sonuç daha var. Peki buradaki numunemiz ne kadar uzadı? Buradaki uzamayı belli etmezsek yani belirleyemezsek buradaki çekme deneyinin hiçbir anlamı yok. Peki buradaki boyca uzama nasıl belirleniyor? Yani numunenin buradaki kuvvet altında yani hareketli çene yukarı kalkarken bildiğiniz gibi burada bir kuvvet uygulanacak. Yani çekme gerilmesi olacak çektiği için çekme kuvveti var burada gördüğünüz gibi. Peki buradaki numunemiz boyca ne kadar uzadı? Arkadaşlar bunu belirlemek için şurada gördüğünüz ekstensometreler kullanılıyor. Yani bakın şurada mekanik bir ekstensometre görüyoruz. Ekstensometre de şudur arkadaşlar. Bir cismin uzunluğundaki büyük veya küçük değişimleri ölçmek için kullanılan cihazlardır. Yani şuradaki ince kısmı, bakın burada da bir yine ince ve kalın kısım var. Kalın kısımlar yine çenelere bağlanmış durumda. Şurada da bir yük hücresi görüyoruz bizler. Yani buradaki hareketli çenenin ne kadar bir kuvvetle yukarı kalktığını bizlere gösteriyor. Buradaki ekstensometrede bu kuvvete karşılık olarak bizim buradaki aslında deney numunemizin boyunca ne kadar uzunluğunun belirlendiğini, uzadığını gösteren, uzalıp küçüldüğünü gösteren aslında bir cihazdır. Tabi buradaki cihaz ekstensometreler sadece mekanik olarak değil yani mekanik olarak dediğimiz parçaya direkt temas halinde strain gauge dediğimiz yani parçaya yapıştırılan yani şöyle kalemle göstereyim isterseniz şöyle parçaya yapıştırılan bir cihaz. Burada da gördüğünüz gibi bir strain gauge görüyoruz parçaya yapıştırılmış. Bu gerilim ölçer. Bu şekilde de yine ekstensometrelerimiz bulunabiliyor. Yani parçanın boyca uzamasını belirleyen ya da daha hassas sonuçlar vermek istediğimizde yani sadece böyle burada gördüğünüz gibi kaba metal parçaları test etmiyoruz dediğimiz gibi çekme deneyinde daha hassas ölçümler alabilmek için mesela fiberlerde, köpüklerde, yumuşak plastiklerde temas etmeden bizim lazer ekstensometrelerimiz ya da video ekstensometrelerimiz kullanılıyor. Hassas olduğu için burada gördüğümüz gibi iş parçamıza, numunemize, ekstensometre sadece temas halinde olarak boyca uzamayı belirlese hassas bir parça olduğu için içeriğine zarar gelebilir. Bu yüzden burada bir lazer sistemiyle buradaki boyca uzama belirlenebiliyor ya da anlık olarak video halinde yani sürekli fotoğraflar çekilerek bu fotoğraflar da bilgisayar ortamına aktarılarak boyca uzama belirlenebiliyor arkadaşlar. Bu da kritik bir nokta. Yani bizler artık çekme deneyiyle birlikte burada gördüğümüz travers dediğimiz yapı hareketli çeneye bağlı olduğu için yukarı doğru kalktığında bizim buradaki iş parçamıza bir çekme kuvveti uygulanıyor. Bu çekme kuvvetine bağlı olarak da buradaki kuvvet malzeme kopana kadar uygulanıyor. Koptuktan sonra işte bizler tablo ortamında bu değerleri görebiliyoruz diyoruz. Ve burada kritik olan nokta buradan travers dediğimiz yapıdan kuvvetin bilgisayara aktarılması yani ne kadar kuvvet uygulandı ve buradaki numunemiz bu kuvvete karşı ne kadar uzadı yine buradaki ekstensometrelerle birlikte belirlendikten sonra bizim tablomuz ortaya çıkıyor. Bu tabloya bağlı olarak da buradaki numunenin mekanik özellikleri belirlenmiş oluyor diyebiliyoruz arkadaşlar bizler. Tabi dediğimiz gibi buradaki ekstensometreler çok farklı. Yani strain gauge, lazer ekstensometresi, video ekstensometresi, burada gördüğümüz gibi mekanik ekstensometreler. Bunların ayrıntılarından bahsedeceğiz. Bir de dediğimiz gibi buradaki numuneler, şurada gördüğümüz numuneler bizim kafamıza göre buradaki çekme deneyine bağlanamıyor. Yani siz elinize alıp bir metal alıp ya da bir kompozit alıp gideyim bunu çekme deneyiyle mekanik özelliklerine bakayım diyemiyorsunuz. Tamamen burada gördüğümüz bizim numune iş parçalarımız, test edeceğimiz parçalar özel kritik standartlara göre hazırlanıyor. Daha sonra burada gördüğümüz cihaza takılıyor. Onları standartlarından zaten sizlere ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz. Genel olarak çekme deneyinin yapılmasındaki amaç budur. Yani kuvvete karşılık uzama belirlendikten sonra buradaki veriler Excel tablosuyla birlikte bilgisayara aktarılır. Daha sonra bizim karşımıza bir grafik halinde çıkar ve aslında biz burada
Çekmeye karşı parça ne kadar direndi? Daha sonra plastik deformasyon, elastik deformasyon gibi işlemlere uğradı mı? Ne kadar elastik bölgede kaldı, ne kadar plastik bölgede kaldı gibi kavramları belirleyebiliyoruz. Şu an aklınız karışmasın, bunlara çok ayrıntılı bir şekilde girmiyorum. Arkadaşlar başta bir şey söylemiştim, onu da sizlere ileteyim. Ne demiştik? Çekme deneyi metal ve metal olmayan parçalara uygulanabilir demiştik. Ama kritik olan bir nokta vardı. Bizim seramik malzemelerimizde çekme deneyi uygulanamıyor. Yani uygulanması önerilmiyor. Neden? Arkadaşlar seramik malzemelerde ne demiştik? Seramik malzemelerin mukavemeti çok iyi fakat kırılgan malzemelerdir. Yani hassas malzemelerdir. Bu bakımdan baktığımızda biz daha seramik malzemeyi şu şekilde vermemiz zaten çok zordur. Seramik malzemelerin şekil alması çok zordur. Bu bağlamda burada gördüğümüz kritiklere göre seramik numunesi hazırlamamız bizim çok zor olduğu için çekme deneyi uygulanamaz. Bu birinci kritik nokta. İkinci olarak da tamam buradaki hayali çekme deneyinde yani seramik malzemesini bu şekilde soktunuz. Standartlara uygun bir seramik numunesi hazırladınız çekme deneyine tabi tutulacak. Fakat şuradaki çenelere bağlanırken bizim seramik malzememiz çok kırılgan olduğu için tabi burada da bir çene tarafından malzemeye yani şu kalın yerlere bir kuvvet, bir baskı olduğu için seramik malzeme zaten burada bir tahribata uğrayacaktır. Bu bakımda seramik malzemelerin mekanik özellikleri çekme deneyiyle birlikte değil de bir sonraki bölümde göreceğimiz basma deneyiyle birlikte belirlenerek mekanik özellikler tabloda yansıtılabiliyor. Bildiğiniz gibi seramik malzemeler basmaya karşı dayanıklıyken çekmeye karşı son derece dayanıksızdı. İçerindeki gözenekli yapıdan dayalı hem de bağ kuvveti, iyonik bağ olduğu için yani atomlar birbirine çok sıkı bağlı olduğu için dislokasyon hareketine yani kaymaya çok fazla bir iş yok. Yani kayma işlemi çok fazla yapamıyor. Bu bağlamda da zaten gevrek malzemelerdir diyebiliyoruz. Arkadaşlar isterseniz biraz uzun bir video oldu farkındayım. Çekme deneyi nedir videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki videoda bizler çekme deneyin ayrıntılarına girmeden önce çok ayrıntılı bahsedeceğiz. Sürekli değineceğimiz gerilim ve gerilim kavramını işleyelim. Daha sonra da elastik şekil değişimi ve plastik şekil değişimi nedir diye çekme deneyi eğitimimize devam edelim diyorum. Umarım anlamışsınızdır. Dediğimiz gibi çekme deneyi bütün deneyler arasında en çok kafa karıştıran ve en zor, en çok ayrıntı barındıran içerisinde deneydir diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.